Arkeolojik bulgular insanlık tarihinde toplumların çok ileri kültürlere sahip olduğu dönemler olduğu gibi çok geri kültürler yaşadıkları dönemlerin de olduğunu gösteriyor. Hatta çoğu zaman son derece zengin medeniyetlerle geri medeniyetler aynı dönemde yaşadılar. Tarih boyunca aynı dönemde yaşayan toplumların birçoğunun teknoloji ve medeniyet düzeyleri, sosyolojik ve kültürel yapıları aynı bugün olduğu gibi birbirinden farklı oldu. Günümüzde Kuzey Amerika kıtası tıpta, bilimde, mimaride ve teknolojide oldukça ilerlemiş olmasına rağmen, Güney Amerika'nın çeşitli bölgelerinde teknoloji açısından oldukça geri, dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan kabilelerin yaşadığı biliniyor. Dünyanın pek çok bölgesinde hastalıklar, en ileri görüntüleme teknikleri ve yöntemlerle teşhis edilip, son derece modern koşullarda hastalar tedavi edilirken, bazı yerlerde hastalıkların sözde kötü ruhların etkisiyle meydana geldiğine inanılıp, güya kötü ruhları kovma ayinleriyle hastalar iyileştirilmeye çalışılıyor. Milattan önce 3000'lerde yaşayan Sümerler, eski Mısırlılar, İndus halkı gibi pek çok toplum, günümüzde yaşayan bu kabilelerle, hatta bu kabilelerden ileride olan pek çok toplumla kıyas kabul etmeyecek bir medeniyete sahiplerdi. Demek ki tarihin her döneminde medeniyet açısından gelişmişle geri kalmış toplumlar bir arada varlıklarını sürdürebilmişler. Binlerce yıl önce yaşayan bir toplum, 20. yüzyıldaki bir topluluktan çok daha ileriye gidebilmiş. Tüm bunlar bize toplumların gelişiminin evrimsel bir süreç içinde oluşmadığını, yani tarih içinde ilkel toplumdan medeniyete doğru bir gelişim bulunmadığını gösteriyor. Elbette tarihsel süreç içerisinde her alanda büyük ilerlemeler kaydedilmiş, bilim ve teknolojide büyük gelişmeler sağlanmış. Fakat bu değişimleri evrimcilerin ve materyalistlerin iddia ettiği gibi bir evrim süreci olarak tanımlamak akılcı ve bilimsel bir yaklaşım olamaz. Kültür ve tecrübe birikimi sayesinde teknoloji ve bilim gibi alanlarda sürekli bir gelişim zaten mevcut. Ancak burada önemli olan nokta şu ki, günümüz insanıyla binlerce yıl önce yaşayan bir kişi arasında nasıl fiziksel özellikler açısından bir fark yoksa, zeka ve yetenek açısından da bir fark yoktu. Bu yüzyılda insanların beyin kapasitesi ve zekası daha çok geliştiği için daha ileri bir uygarlığa sahip olduğumuz düşüncesi, evrim teorisinin telkinleri sonucunda oluşan yanlış bir bakış açısı. İnsan var olduğu ilk günden beri insandır. Zekası, algıları, sanat ve estetik yeteneği gibi özellikleri tarihin tüm dönemlerinde aynıydı. Evrimcilerin iddia ettiği gibi geçmişte ilkel, yarı hayvan, yarı insan yaratıklar değil, aynı bizler gibi düşünen, konuşan, sanat eserleri meydana getiren bir kültür ve ahlak yapısına sahip insanlar yaşadı.